Hani şöyle yapalım, böyle yapalım, oraya buraya gitmeye gerek yok. Sen kendi iş dünyanda bir devrim yapacaksın. Haramdan uzaklaşacaksın. Mevla'ya karşı boyun eğeceksin, tövbe edeceksin. O zaman emin ol, o zaman sen işte kendi iş dünyana devrim yapınca Allah'ın rahmetisini bulacak. Yudâ'af, yudâ'ifullâhul hasenat. Allah burada haseneleri ne yapar? Kat kat arttırır. Ve yemhû fîhisseyyiât. Bu gece, bu Recep ayında Allah günahların teker teker kişilerden siler. Ve yufracu fihim kurabat. Ve bu ayda da efendim o bulanıklar, musibetler Allah fazl-ı kerimini açar. Allah bu ayımızı inşallah hayırlı mübarek eylesin. Resulullah Efendimizin istediği gibi olmayı bizlere ihsan eylesin. Son olarak şunu söylemiş olayım size inşallah. Fazla da uzatacak değilim. Ama ve lakin bunları da bilmeniz gerekir. Geçenlerde biliyorsunuz burada emir-i maruf başlattık. Burada emir-i maruf hoca kardeşimiz, buradan sorumlusu İbrahim Yolay kardeşimiz. Bugün de İstanbul'dan 3 tane efendim hoca kardeşimiz geliyor. 3 gün boyunca burada maruf yapılacak. Geçen biz bu maruf ekibinin her böyle efendim raporluyoruz. Rapor getiriyorlar bize. Her ay işte kim nereye gitti, hangi köye gitti, kaç kişi gitti, kimlerle görüşüldü falan filan. Sırayla Balıkesir'i koymuşuz. İşte gönüllü maruf ekibi koymuşuz. 10-15 kişi oldu. Mahalle teşkilatı 13 kişi şu anda. Ekipleri var. İşte efendim bunu kendi aralarına taksim etmiş bir sürü şeyi var. Yakında bunlar asacaklar. Böyle organize şeması şeklinde. Geçen gün bana geldi İbrahim Hoca. Dedi ki, hocam dedi, talebe arkadaşlar, onlar da burada, kendi aralarında dedi, grup kurmuşlar dedi. Ne grubu dedim? Kendi aralarında dedi, maruf grubu kurmuşlar. Bu talebeler kaç yaşında biliyor musunuz? 13 ile 16 yaş arasında, 15 yaş arasında. Biz bir şey demedik. Demedik ya. İsim vermiyorum nazar değmesin diye. Kendi aralarında sınıflama yapmışlar. Bir, başkan. 2 vaiz, 3 katip, 4 kayyum. Kayyumun görevi ne dedim? Hocam dedi, camilere gittiğimizde müezzinlik yapacak dedi. İyi. Şimdi bak, rapor yazmışlar kağıda böyle. Ben fotoğrafını çektim. 21.02.2020 maruf için gezilen ve gidilen yerlerin raporu. 1. Tunahan Kafe. 2. Zorlu Kokoreç. 3. Sokaktaki insanlar. 4. A101 marketi. 5. Közde köfte. 6. Tekel bayi. 7. Lamba dükkanı. Toplam 6 yer insanlar çıkarmış onlar. Yer gezildi diye böyle rapor vermişler. Altına da eklemişler. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Helal olsun hocam. Allah razı olsun. Çeviri onu gezdik. Dedim ki tekel bayisindeki ne demiş bunlara? Tekel bayisine gitmişler. Demişler ki abi bu sen böyle yapıyorsun ama Allah bundan razı değil. 13 yaşında çocuk. Dedim tekelci ne demiş? Tekelci demiş ki ya demiş doğru söylüyorsun da işte yapıyoruz demiş ya. Allah bizi affetsin der gibi yapıyoruz. Arkadaşlar ben bunu açık söylüyorum. Net konuşuyorum. Efendim Hazretlerimizin ifadesidir. Türkiye çoktan 1000 defa batacak ama dediğim medresede bulunan talebelerin, o küçük okuyan o hafızların, çarşaflı kadınların hürmetine Allah dedi Türkiye batırmıyor. Yoksa 1000 defa batacak dedi. Ben inanıyorum. Bu şuurda, bu gençlik yetiştiği müddetçe Allah Balıkesir'i azap etmez. Ya sen senin için gece gündüz koşturan birisini helak eder misin? Ahmet abi, sen eder misin? He? Sen Şeref abi eder misin? Adam senin için koşturuyor. Sen onu sıyırıp atar mısın dışarıya? Atmazsın. Ya sen, Allah senden benden daha vefalı. Allah sıyırıp atar mısın? Ben öyle itikad ediyorum. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Maruf
yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Nedir o maruf? Hocam ben çok yoruldum. Hepimiz yoruldum arkadaşlar. Ama deprem oldu mu o yoğunluğa bakmaz Allah. Allah benim için ne yapıyorsun ona bakar. Emekli değildin, çalışıyordun, işin vardı. Emekli oldun, şimdi başka iştesin. Yine Allah'ın işinde değilsin. Sağa sola gidiyorsun. Git. Ama bir işini ayıracaksın. Bir gününü feda edeceksin. Feda edemedin. 2 saatini feda edeceksin. 15 günde bir gününü feda edeceksin. Yani Allah'a diyeceksin ki ya Rabbi ben senin için bir şeyler yaptım diyeceksin. Namaz kıldın. Zaten kılacaksın namaz kardeş. Bir de kılmayacak mısın namaz? Oruç tuttum. Zaten tutacaksın. Senin görevin o. Allah soracak benim için ne yaptın sen? Ne yaptın sen? İşte bu senin Allah'a sunacağın dilekçe. Ya Rabbi ben senin için her şeyimi bıraktım ve senin yolunda koştum. Hocam ben bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmene gerek yok. Elbette bilmen çok iyidir. Ama sen o yolda ayağın tozlanacak arkadaş. Allah seni görecek. Allah bir beldeye azap edeceği vakitte bakar. Camilere, medreselere, garip kurabaya bakar. Sevdiği kullar varsa orada azaptan çeker azabını. Ne demek? Onun hatırı. Ya sen bir adamı çok kızdın, çek eden silahı vuracaksın. Bakıyorsun ki çoluk çocuğu falan filandan şurada. Neyse diyorsun, çekiliyorsun kenara. La teşbih felalemizi. Allah da tam gazabını indirecek. Bakıyor ki orada saat 5'te kalkıyor ufacık çocuk. Teheccüde. Ben sabah namazı demiyorum ha. 5'te, 4.30, 5'te kalkıyor teheccüde. Akşam saat 10'a kadar da boşunup Kur'an çalışıyor. Allah oraya öyle azap etmez arkadaş. Ben Allah kat hakkında üstü zannım bu. Sallar mı? Sallar. Ama etmez arkadaş. Ben öyle itikad ediyorsa demek ki biz Mevla'ya çok büyük bir kızdırdık. Çok kızdırdık. Efendimiz Hazretimizin kelamı şerefidir. Burada duymayanlar olduğu için tekrar söylüyorum. Erzincan'da biliyorsun 1939'larda olsa gerek bir deprem oldu. Allah Erzincan'ı şimdi süpürdü. 30 bin kişi öldü. 100 bin tane de evsiz kaldı. Oraya bizim Bahadır Hoca vardı. Oraya gittiğinde gittiğimizde o söyledi. Efendimiz oraya onu yerleştirdiğinde buyurmuş ki Bahadır Hoca söz veriyorum. Burada demiş Erzincan'da medreseler ve emri bin maruf olduğu müddetçe sana söz veriyorum. Bir daha Erzincan'da deprem olmayacaktır. Sen malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu, aileni garanti altına mı almak istiyorsun? Sigorta, mülkorta burada para etmez. Medresede okuyacaksın ya da çocuğunu okutacaksın. Bir, iki, emrin var mı? Kendin başka olmak üzere revan olacaksın. Yola çıkacaksın arkadaş. İnsanlara hiçbir şey anlatamıyorsan, ya Allah'ı inkar eder hale gelmiş bu millet. Sen çıkıp da Allah vardır, Allah tektir, Allah her şeyin hakimidir de yeter daha bitti de. En büyük maruf bu. O yüzden şu 3 gün ve diğer günler. Bakın İbrahim Yolay Hoca'yı bulun. Ona deyin. Hocam bak ben de katılmak istiyorum. Ben 15 günde bir müsaidim. Falanca gün müsaidim. Ayda bir müsaidim. Filanca gün müsaidim. Efendim işte haftada bir müsaidim. Falanca gün. Ben müsaidim hocam. Sen gel beni yaz oraya beraber gidelim. Dolaşalım böyle. Benim tanıdığım arkadaşlara gidelim. Git onlara bir şeyler anlat. Namazlar, niyazlar. O adam namaz kılmaz, niyaz kılmaz. Benim komşumdur ya. Diyelim arkadaşlar. Allah bu hassasiyeti bizim içimize koysun. Dedim ya. Böyle ben fazla böyle su hesabına dokunmadan yapamam. Su hesabına çok dokundum. İnşallah gönlünüz kırılmamıştır. Allah-u Teala Hazretleri gecenizi gecemizi mübarek eylesin. Bir dua edeceğiz. İnşallah sonra da bir musafaha yapacağız. Yukarıda da bir çayımız, ikramımız olacak. İnşallah beraber çay da içeriz. Peki, amin. Demeden önce son bir defa bir şey diyeyim. Kusura bakmayın. Bu notlarımı fark etmedim. Biz niyet ettik. Elhamdülillah. En az senede 3 tane kız, kadın, 3 tane de erkek dernek açmaya. Ve bu sene 3 tane kadın derneği açıldı. Erkeklerden 1 tane açıldı. İkincisini açmak için çabalıyoruz. Şu anda 2. dernek Plevne de açılıyor. İnşallah. Yer arıyoruz. Plevne camisinin etrafında o mıntıkalarında yer bulan varsa burada Muhammed Gümüş kardeşimiz, İsmail Can kardeşimiz, onlar oranın idarecileri. İnşallah bu işi yapacaklar, yükleyecekler. Efendim, dernek sistemi şöyle işliyor bizde. Kim? Ben diyorum ki falanca yer. Kim mesela? Plevne Mahallesi.
Diyorum ki Levna Mahallesi'nde kim var arkadaş bizim tanıdıklarımızdan? 4-5 kişi. Abi diyorum 4-5 kişi gelin bakalım buraya. Anlatıyorum ona derdimi. Tamam hocam diyorlar. Allah razı olsun öyle yaptı. Tamam dediler biz uğraşırız. Dedim bak arkadaş. 4-5 kişisiniz. Bir 4-5 kişi daha bulun. Ne yapın? Hepiniz dedim toplanın oranın kirasını ödeyin. Bize de merkez yük olun. Kendiniz derneği. Bir. İkincisi saat 6'dan sonra 7'den sonra geçin o derneklerinizi açın. Oraya da çay serbesttir yazın. Millet gelsin. Gönül bağı kurun onlarla. Manevi bir bağınız olsun. Sizi sevsinler. Allah nasip eder de 1-2 sene sonra oraya bir hoca göndeririz. Oraya onları öğretir. Haftada bir de biz sohbete geliriz. Oradaki insanlara dinini öğretiriz. Orada okunan her bir harf. Bak Toygar'da Allah razı olsun Nusret abi ve diğer ekibi Hüseyin Çelik vesaire diğer arkadaşlar Toygar'da yer açtılar. Bak şimdi orada Kur'an okunuyor. Kur'an dersleri. Haftada 3 gün ders var. Sohbet var. Cumartesi günleri. Toygar'da kadın derneği açıldı. 50 tane kadın orada hafızlık yapıyor. Arapça okuyor. Gündüzlü medreseleri bunlar. Bahçeli evlerde yer var. Yunus abinin orası Allah razı olsun. Orada 40 tane talebe var. Onlar attılar oralara tohumları. Ve bunun gibi şu anda sahil yerlerde bir ay içerisinde 308 kişi şu anda dernek ve medreselerde eğitim görüyor arkadaşlar. 308 kişi. Her ay bunun raporu geliyor. O yüzden sebep kendi mahallemizde biz de dertlenelim. Gidelim hocam gel biz nasıl yapacaksak biz de yapalım şu mahallede ya. Paşa alanında biz de açalım. İkinci Sakarya'da, birinci Sakarya'da, Toygar'da orada burada bir daha açalım. Arkadaşlar Balıkesir'de 16 tane en az kilise var. Resmi kilise. 60 tane ev kilisesi var gayri resmi. Sen 3-5 tane derneğin var diye şey yapmaya gerek yok. 16 taneden bahsediyoruz. Allah'ım yardımcımız olsun. Amin. سبحان ربي العلي العظيم الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام منك لا ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allah, acziyetimizi, günahkarlığımızı itiraf ederek huzuruna geldik. El açtık sana yalvarıyoruz. Sen bizleri affedip kuluna kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımız çok, hatalarımız çok, isyanlarımız çok. Ama her ne kadar çok günahkar da olsak ya Rabbi, biz senden başkasına Allah demedik, senden başkasına tapmadık, senden başkasına Allah diye secde etmedik ya Rabbi. Huzuruna geldik, el açtık, pişmanız. Günahlarımız çok, mahcubuz ya Rabbi. Ya Rabbimiz, bizleri affedecek olan ancak ve ancak sensin. Sen bizleri affedip kapından boş çevirme ya Rabbi. Şu mübarek üç ayların hürmetini, Resulullah Efendimiz'in hatırına, dostların hatırına, bizleri affı mağfiret eyle. Analarımıza, babalarımıza, ölmüşlerimize merhamet eyle. Talebe ulum kardeşlerimizin her birerlerine ve bizlere keskin zeka, ulumu nafiye, amali salihâ, ihlas getir, ahlak hamidiyye, okuma ve okutmakta heves bakımından ziyade ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi şu Rusya'da olan İdlib konusu ve sair konularda Müslümanlara yardım eyle. İlla ve illa Müslümanlara galip eyle. Düşmanlarımızı da mağlup eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kaymaktan, kaydırmaktan, caymaktan, caydırmaktan muhafaza eyle. Şu Balıkesir başta olmak üzere bütün beldelerde senin İslam'ın, Kur'an'ı, şeriatın yaşanması bize ihsan eyle ya Rabbi. Namazı, Kur'an'ı, sarış, çarşafı, ya Resulullah Efendimiz'in sevdiklerini bize sevdir ya Rabbi. Nefret ettirdiklerini de bizlere buğz etmeyi ihsan eyle ya Rabbi. Senin için sevmeyi, senin için buğz etmeyi ihsan eyle ya Rabbi. Kafire zerre kadar benzemekten, sevmekten de muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yolda, senin yolunda ya Rabbi. Gece gündüz durmadan, usanmadan, gevşeklik göstermeden koşturmayı bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi hastalıklarımızda, dertlerimize şifalar ihsan eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Bizden dua isteyen kardeşlerimizden olsun sen ya Rabbi. Onların da bizlerin de
maddi, manevi, zahiri, batini sıkıntılarımızı izareyle, genişlikle ihsan ve ikram eyle. Medreselerimizde ya Rabbim, yeni açılacak medreselerimizde nasip olursa, diğer medreselerimizi hepsinde de ya Rabbim, sohbet alakalarımızı, ders alakalarımızı, hatmelerimizi, her değerini ya Rabbim doldur, taşır, ziyadesiyle her yere ulaştır ya Rabbim. Resulullah Efendimiz'in istediği, özlediği, gözlediği, ümmetim diye sahiplendiği ümmeti olmaya bizlere ihsan eyle. Evladımızı, ahfadımızı sana havale ettik. Sen bizleri hayır muhafaza eyle. Amin. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi buradan çıkarken affolunmuş olarak böyle kuş gibi çıkmayı, huzuruna da öylece varmayı bizlere ihsan eyle. Üstü hatimiyle bizleri kendine kavuştur ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'i başta olmak üzere dostlarına bizlerden haberdar edip memnun ve mesul eyle ya Rabbi. Kalbimize sekinetini indir ya Rabbi. Kalplerimize sekinetini indir ya Rabbi. Kalplerimize sekinetini, sükunetini indir ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.